Bakış programındayız ve bugünkü konuğumuz biraz uzaktan geldiler ama yakın sayılır. Rabia Irmak, Çerkezköy'de Çağdaş Kent Gayrimenkul'de satış danışmanlığı yapıyor ve oranın da aynı zamanda zannedersem ortağı. Trakya'da arsa, gayrimenkul ve büyük araziler, satışlar, pandemi süreci öncesi ve sonrası nasıl gelişmeler var? Bunları anlatacak bize. Öncelikle Rabia Hanım, hoş geldiniz programımıza. Hoş buldum, teşekkür ederim. Rabia Hanım, sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Adım Rabia. Çerkezköy'de ikamet ediyorum. 23 yaşındayım, genç bir girişimciyim. Çerkezköy'de yaşamak güzel. Doğayla iç içesin. Evet. Sakinlik. İş alanım, kendimce memnunum işimden. Bu şekilde gayrimenkulle uğraşıyorum. Evet, Çerkezköy çünkü benim de uzun yıllar yaşadığım bir bölge. Evet. Mükemmel bir bölge. Evet, şimdi kısaca yaptığınız işi tanımlar mısınız? Neler yapıyorsunuz? Ne satıyorsunuz? Çoğunlukla vatandaşın tercihi arsadan yana mı, daireden yana mı, dükkandan yana mı, yoksa büyük tarla yatırımları falan da mı yaptırıyorsunuz? Tabii ki yapanlar var. Hani insan imkanı olduğu zaman, şu anda zaten bu gayrimenkul üzerine mağdur olanların sayısı çok çok fazla. Evet. Bunlardan bir tanesi Trakya bölgesinde de mağduriyet yaşamış bazı konular oldu. Yani benim insanlara tavsiyem, toprak her zaman verimli. Çerkezköy'de de şu anda 1-2 sene öncesine kadar daire alımı vardı. Şu anda toprağa yatırım yapılıyor ya da dükkan falan alıyorlar. Hani gayrimenkul içeren her şeye yatırım yapsınlar. Evet. Orada dursun. Yani Çerkezköy, Trakya bölgesi, tek Çerkezköy de demiyorum. Yani Trakya bölgesini içeren her yerde ne alırsan meylesini yersin. Evet. Böyle bir bölge. Ya şimdi Çerkezköy, Kapaklı, Saray, Vize, geriye doğru dönelim. İşte Kızılpınar, Velimeşe, evet. Çorlu'ya kadar. Evet. Sizin işte Büyük Çavuşlu'ya, Silivri'ye kadar sizin alanınız içerisinde. Evet. Sizin şu anda çoğunlukla pandemi süreci döneminde neler yapıyorsunuz, ne satıyorsunuz şu anda? Şu anda satışlarımız diğer bölgelere göre biraz daha düşüşte. İnsanlar beklemedi. Kiradan kiraya bile geçen insanlar yok. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Şu pandemi bizim belediye başkanlarımız, Kapaklı, Çerkezköy, işte diğer bölgelerdeki evet. belediye başkanlarımız bu pandemi kentsel dönüşüme biraz daha kullanıyorlar. Yönetim şu anda bir kentsel dönüşüm ağırlıkta. Yani bu pandemiyi bir fırsat bilip, hani bir boşluk bilip, evet. Kentsel dönüşüm, işte park çevre düzenleme gibi şeylerle, odaklamalarla çalışıyorlar. Bu şekilde insanların gelip görmelerini isterim. Tabii ki de kimse yerini görmeden asla yanlış bir yatırım yapmasını istemem. Evet. Çünkü yıllarınızı veriyorsunuz. Bu yatırımı yapmak için bir bedel ödüyorsunuz. Evet. Görmediğiniz, içinize sinmediğiniz bir yere de bir anda bütün birikiminizi bırakmak da biraz tabii ki insana ağır gelebiliyor. Evet. Şimdi daha önceki yaptığımız bazı programlarımızda vatandaşın nelere yönelmesi gerektiği hususunda da görüşler almıştık. Hı hı. Sizin görüşleriniz nelerdir? İşte Trakya'da, Edirne'de, Kırklareli'nde, Tekirdağ'da, işte bölge olarak işte Çorlu'da bir il sayılıyor zaten Tekirdağ. Evet, kendimce gelişmiş bir şehir oldu. Yani il ismini aşmış büyük evet. bir evet. yer orası. Buralarda nasıl gidiyor işler? Yani şu an Trakya bölgesinde, Çerkezköy'de nasılsa yani orada da çok fazla bir değişim yok. Yani çünkü şöyle söyleyeyim size, bu pandemi sürecinde
çok ciddi etkiledi. Bütün esnafı etkiledi. Tek gayrimenkul sektörü üzerine konuşmuyorum burada. Bütün esnaflar için konuşuyorum. Hepimizi çok etkiledi. Şu anda insanlar hani çoğunluktan kaçmak için genelde sakin yerleri seçerler. Çorlu'da aslında Çorlu ile Çerkezköy arasındaki tek fark biraz daha Çorlu'nun şehir merkezinde alışveriş merkezleri, hastane hani evet. Bu açıdan biraz daha gelişmiş bir yer. Çerkezköy biraz daha küçük. Genelde doğudan göç almış insanlar barınıyor. Nasıl söyleyeyim size? Biz Çağdaş Kent Gayrimenkul olarak insanlardan istediğimiz sadece telefon üzerinden yeri sorup görmeden, etmeden, belki de hayatlarının yanlışlarını yapıp başka bir yatırım yaptıkları da oluyor. Daha sonra pişman olup gelen müşterilerimiz evet. oluyor. Yani insanlardan istediğimiz tek şey sadece gelsinler, görsünler, bir toprağa dokunsunlar, kokusunu alsınlar, yeri bir keşfetsinler. Keşfetmeden, görmeden hiçbir şeyin yatırımı yapılmaz. Evet. Siz de bilirsiniz, Çerkezköy'de yaşamış bir insan olarak zaten. Evet. Sizin dönemleriniz... Çerkezköy sanayi bölgesi. Evet. Doğudan, Güneydoğu'dan, Türkiye'nin tüm illerinden hemen hemen göç evet. alan bir bölge. Evet. İş sahası geniş bir bölge olduğu için tabii ki Çerkezköy'de arsa fiyatları, daire fiyatları nedir? Kısaca... Şimdi ben şöyle bir şey söyleyeyim. Ben daire fiyatları hakkında net bir fiyat bilgisi veremem. Neden? Çünkü konumdan konuma değiştiği için, ama minimum 100 bin liradan başlar. Evet. 450'ye 500'e kadar bulabilirsiniz yazlık. Bölge bölge tabii ki değişiyor. De. Tabii ki bölge tabii. bölge değişiyor. Arsalar konusuna geldiğimizde de arsalar dönümü 60'tan veren, 70'ten veren kendi yerlerimiz de oluyor. Dönüm başı değişiyor. Genelde tarlalar hisseli. Tarlaların bütçesi biraz daha düşük. Biz gelen müşteriyi kesinlikle kapımızdan çevirmiyoruz. Evet. Kesinlikle çevirmiyoruz. Yani onun için elimizden gelen bütün imkanları sunuyoruz. Çünkü bizim için önemli olan şey geldiği zaman gülerek çıkması. Yani sizin belli bir portföyünüz var. Tabii ki. Yani ben kendim ilgileniyorum zaten. Gelen kişilerin istekleri üzerine kendim çalışma yapıyorum, bakıyorum. Ben beğenirsem gösteriyorum. Ben beğenmezsem... Peki Çerkezköy'e geldiğimizde sizi nasıl bulabiliriz? Çerkezköy'e geldiğinizde beni nasıl bulabilirsiniz? Çağdaş Kent Gayrimenkul zaten Çerkezköy'de bilindik bir yer. Hemen hemen herkes birbirini tanıyor. Belediyeye yakın bir yerde. Belediyeye yakınız. Evet. Eviniz arkası, pasaj evet. içerisindeyiz. Geldiğiniz zaman geldiğinizde de sevineceksiniz İnşallah, derim tabii. yani. Evet. Beklerim her zaman. Rabia Hanım, programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim, beni misafir ettiniz. Faydalı bir program olduğuna inanıyorum. İnşallah. Çünkü biraz artık insanların yavaş yavaş biraz daha gayrimenkule doğru yöneldiğini, yatırım araçları. Tabii ki. Yani ben gayrimenkule yönelsinler, ama yanlış bir gayrimenkule yönelmesinler, çok iyi düşünsünler, yani birikimlerini heba etmesinler. Evet. Yani şimdi tabii ki bu işin sahtekarları da var, dolandırıcıları fazla, da var. Çok onun için fazla. Daha çok Trakya'da işte satılan olmayan arsaları satanlar, olmayan tarlaları, arazileri satanlar da var. Çok onun için güven mi teşkil ediyorsunuz sizin? Biz zaten şu anda piyasanın bizim daha doğrusu Trakya bölgesinde düşüşlerin gerçekleşmesindeki sebep bu tarzda zihniyeti kötü insanların yüzünden zaten insanlar bir durdular artık. Yani birikimlerini nasıl değerlendirebileceklerini şaşırdılar. Yani altına mı yatırsak, buraya mı yatırsak gibi evet. bir ikilemde kaldılar. Ama ben güvenç veriyorum insanlara karşı. Gelsinler benimle birlikte, gezsinler, keşfetsinler. Ben zaten içime sinmeyen hiçbir... Zaten belediyeye yakınsınız. Hemen arsanın tapusunu alıp hemen belediyeye gösteriyorsunuz. Tabii ki de. Diyorsunuz bakın belediyede burada, tabii işte ki. Yer burası tabii, diyorsunuz. Tabii. Ya birebir ya. Tabii. Ya hayali arsa satışımız aslında, yok diyorsun. Yani. Aslında öyle bir şey söz konusu bile olamaz. Çünkü hayali bir arsanın ben satışını yapabilmem için
Öncelikle karakterimin kötü olması gerekiyor. Evet. Bir esnaf olarak da ben her zaman karakterimi temiz tutmam gerekiyor ki insanlara faydalı bir esnaf olayım. Evet. Yaralarına merhem olayım. Sıcak bir yuvaların olmasını sağlayayım. Herkes yatırımlarını çocuklarını düşünerek yapıyor. Biz de bugün çalışıyorsak çocuklarımızı düşünerek çalışıyoruz. O insanları da düşüneceğiz, kendimiz de düşüneceğiz. Çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz size. Rica ederim. Son olarak izleyicilerimize ne önerirsiniz? Nelere işte şuna yatırım yapabilirsiniz diyebilirsiniz? Trakya geneli için konuşayım evet. Ben. Trakya geneli için konuştuğumda gelsinler, Çağdaş Kent Gayrimenkul'e gelsinler. Trakya'nın toprağı çok verimli. Evet. Gerçekten çok verimli. Sakla zamanı gelir zamanı gibi evet. Bir tabir vardır ya. Trakya için ben bunu söyleyebilirim. Toprağa yatırım yapsınlar. Ellerinden geliyorsa toprağa yatırım yapsınlar. Bu mesela başka bir şehirde dairesini satıp Çerkezköy'den iki daire sahibi olabilirler. Gerçekten evet. Düşük miktarlarda daire. Peki kiralar ne kadar Çerkezköy'de? Şu anda kiralar 500 TL'den başlıyor. 1000 lira, 1200 lira. Onlar da hani 1200 lira dediğim şeyler çok lüks şeyler. Evet. Burada mesela İstanbul'dayız. Bodrum katlar 1200 liradan başlıyor. Evet. Bir asgari ücretle bile zor geçiniyor. Orası sanayi bölgesi olduğu için fabrikadaki insanların biraz daha ev sahipleri insanları düşünerekten hareket ediyorlar. Dışarıdaki piyasanın durumuna bakarak hani ben de bu insana bu şekilde kiramı yükselteyim gibi düşüncede değiller. Peki son olarak şunu sorayım size. Örneğin 100 bin liralık bir arsa aldınız. Bir yıl sonra 200 bin lira yapar mı arsa? Yerine göre yapar. Yani 6 ay sonra da ben arsanın yükseldiğini gördüm. 1 sene sonra da 2 sene sonra da yükseldiğini gördüm. Ben 4 senedir Çerkezköy'deyim. Benim gittiğim zamanlarda 105 milyara çok güzel dublekser alabiliyordunuz. Evet. Mesela şu anda duplekslerin fiyatları yerine göre 210, 250 veya üstü 310, evet. 400 o civarlarda başlıyor. Şimdi mesela yatırım yapsa hemen yetişecek çünkü İstanbul'a yetişiyor Çerkezköy. Şu an gelişimde olduğu evet. için metro hattı falan kurulacak İstanbul'a. Evet. Bu yüzden yaptıkları yatırım gerçekten değer kazanacaktır. Evet sevgili seyirciler, bir Nezir Karayün ile Hür Bakış programının sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz Rabia Irmak idi. Çerkezköy'de Çağdaş Kent Gayrimenkul'ün sahiplerinden birisi. Sizler için kendisine güzel sorular sorduk. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür için. Ediyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sağ alt köşede. Evet. Ben Nezir Karayın. Hoşça kalın. Dostça kalın.